Medine'yi hüzün kaplamıştı. Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın vefat haberini alınca Hazreti Ömer Efendimiz böylesi ağır büyük bir musibeti kaldıramamıştı. Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın kendilerinden daha uzun yaşayacaklarını ve kendilerinden daha sonra vefat edeceğini zannettiğinden dolayı böylesi bir haberi yaymaya çalışan insanlara naralar atıyordu. Hayır, Allah Resulü vefat etmedi. Hayır, Efendimiz vefat etmedi diyordu. Böylesi zor bir zamanda Ebu Bekir'in Sıddık radıyallahu anhu ortaya çıktı. O ki Kur'an okuduğunda ayetler boğazında düğümlenir, ayetleri tamamlayamaz bir zattı. Kalbi çok yumuşaktı Ebu Bekir'in Sıddık radıyallahu anhu. Ey Umar, ala rislike dedi. Durasın ey Umar dedi. Ağır ol dedi. Sonra şu ayeti okudu. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ Muhammed aleyhissalatu vesselam kendisinden önceki peygamberler gibi o da bir peygamberdir. اَفَاِمْ مَا تَاوْقُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمْ Olur da Muhammed aleyhissalatu vesselam ölür ya da öldürülürse gerisin geriye mi döneceksiniz? وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا Bilsin ki kim gerisin geriye dönerse Allah'a hiçbir zararı veremeyecektir. وَسَيَجْزِ اللّٰهُ الشَّاكِرِينَ Ve şükredenleri Allah mükafatlandıracaktır. Ebu Bekir'in Sıddık radıyallahu anhu bu ayeti okuduktan sonra Umar radıyallahu anhu ayeti hatırladı ve dizlerinin üstüne çöküverdi ve Allah'ın takdirine boyun eğdi. Umar radıyallahu anhu asla Allah'ın takdirine itiraz etmedi. Ancak kendisi Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın kendilerinden daha sonra vefat edeceğini zannettiğinden dolayı böylesi bir söylemde bulundu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiyse bizler de vefat edeceğiz. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Azrail aleyhisselama ruhunu teslim ettiyse bizler de vefat edeceğiz, bizler de öleceğiz. Bu dünya hayatı 3 günlüktür. Dün geçmiştir, geri gelmez. Bugün bitmek üzeredir, ebediyete kadar sürmez. Ve yarın kim ölür, kim kalır bunu Allah'tan başka kimse bilmez. Allah'ın şu ayetini hatırlayın. Kullu nefsin zâikatul mevt. Her nefis ölümü tadacaktır. Her nefis Azrail aleyhisselamla karşılaşıp ruhunu teslim edecektir. Akıllı olan, zeki olan insan ölümden sonrası için çalışandır. Ölümden sonraki hayata, ölümden sonraki ahiret yurduna hazırlık yapıp ahiret yurdunda kendine yurt tutabilendir. Allah bizleri ölümden ibret alan ve Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın sancağı altında buluşan kullarından eylesin.